Bu güçte mi? Millet İttifakı'nın üzerinde bu kadar büyük gücü var mı? Ya Bülent Turan'ın da AKP'nin de sorunu şu. Türkiye'de iki tane süreci belirleyen parti var. Birisi İYİ Parti, biri HDP. Yani AKP süreci yönetemiyor. Yönetemediği için de HDP'ye olduğundan fazla misyon biçiyor. Yani şimdi bunun hiçbir inandırıcılığı yok. Yani hatırlayalım, son iki yıldır aslında AKP-MHP bloku uzunca bir süre HDP üzerine oynadı, sonuç alamayınca döndü İYİ Parti'ye oynamaya başladı. Bütün kurgu şu, yani bu süreci HDP üzerinden domine ederek parçalama. Bunlar tutmaz, bunlar gerçekçi de değil. Bakın bu yaklaşımlar gerçekçi yaklaşımlar değil. Bunlar yalnızca insanların duygularını oynayarak yapılan yaklaşımlar. Türkiye'nin bakış açısını değiştirmeye ihtiyacı var. Bak bütün sorun burada. Mesela şöyle tersten düşünelim. Türkiye demokratik bir ülke olsaydı, Türkiye'de hukuk işliyor olsaydı, Türkiye'de Kürt meselesi olmazdı. Çok net ifade ediyorum. Tersten bakmamız lazım ya. Türkiye demokratik bir, altını çizerek söylüyorum. Türkiye demokratik bir ülke olsaydı, adına ister Kürt meselesi deyin, ister başka bir şey deyin, olmazdı. Şimdi bakın, bu coğrafyada çok eskiye gitmeyeyim. 1980'den itibaren Özal, Demirel, Mesut Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan, Erdal İnönü, Deniz Baykal, aklınıza gelebilecek bütün siyasi aktörlerin, o Tansu Çiller, ortak söyleminde ne var? Avrupa Birliği'ne giden yol Diyarbakır'dan geçer. Yani 3 aşağı 5 yukarı bu söylemler var. Şimdi ortada böyle bir gerçeklik olmasa bunlar söylenmez. Şimdi bu nedenle şöyle düşünmemiz lazım. Başka bir yerden bakmamız lazım meseleye. Döverek sorun çözülmüyor. Bakın bizim coğrafyamızda döverek sorunu çözemedik. Şimdi bu coğrafyada yalnızca bizim coğrafyayla ilgili değil. Bakın Sovyetler Birliği çöktükten sonra, sosyal sistem çöktükten sonra dünyada etnik ve dini kimlikler çok öne çıktı. Çok öne çıktı ve belirleyici bir hal aldı. Biz yaşayarak neyi gördük? Adına ne derseniz deyin, etnik kimlikler üzerinden demokrasi çıkmaz. Dini kimlikler üzerinden demokrasi çıkmaz, kurulamıyor. Mikro milliyetçilikler. Tabii, doğru. Çıkmaz yani, şimdi kurulamıyor. Şimdi biz bunu peşinen kabul etmemiz lazım. Ortada yani yaşayarak, deneyerek gördüğümüz bir gerçeklik var. Ve bu gerçeklik bize her seferinde kan ve gözyaşı olarak dönüyor. Şimdi bunun yerine tersi bir süreci şey yapmamız lazım. Bakın Türkiye'nin bölünmesinin önündeki engel, Türkiye'de kutuplaşmanın önündeki engel ya da çözüm demokratikleşmeden geçiyor. Eğer özgürlükleri öne çıkarabilirsek biz bu ülkede Türk ya da Kürt tartışması yapmayız. Alevi ya da Sünni tartışması yapmayız. Orada hocama katılırım, Ahat hocama katılırım. O zaman ne öne çıkar? Yurttaşlık kimliği öne çıkar. Bakın bizim ihtiyacımız şu anda Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlık kimliğini öne çıkaran bir yaklaşıma hakim kılmak. Evet, şimdi burada da İyi Parti'ye rol düşüyor. İyi Parti AKP'nin bu baskılamasına, bu basıncına tavır alması lazım. Türkiye'nin normalleşmesi gerekiyor. Türkiye'nin normalleşmesi herkesin yararınadır. Yani ben İyi Parti'nin duruşu, bakın Türkiye'de İyi Parti aslında bu anlamıyla da Sayın Akşener düzeyinde de bir şeyi kırdı, bir ezberi bozdu. Ya bu ülkede başka bir şeylerin olabileceğini, bazı konularda daha esnek davranılabileceğini gördük biz. Bu kimseye zarar vermez. AKP dün bunu yaptı. Bakın ben siyaseten şeyi söyleyeyim. AKP'nin çözüm süreci bana göre yan yollara sapma dışında doğru bir yaklaşımdır. AKP Türkiye'de Ali Kürtlerle ilgili, Alevilerle ilgili, romanlarla ilgili açılımları yaptı. Hiçbirinden çözüm alamadı. Hepsini daha karmaşık hale getirdi. Bu başka bir tartışma noktası ama siz şeffaflığı öne çıkarırsanız, bakın Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşımında bana göre diyor ki ya şeffaf olalım, yan yollara sapmayalım. Şimdi mesela söylemlerinde ben merak ediyorum, itiraz noktası ne? İtiraz noktası ne? Diyor ki Necdet Bey, bir şey diyeceğim. Bir virgül koyalım. Çok kısa bir araya gidelim, sizle başlayayım. Olur mu? Çok tamam, kısa bir aramız var. Evet.